Bu Diels Alder tepkimesi için DNA elektron veren bir grup ekledim. Şimdi diyenimiz burada ve fark ettiğiniz üzere bir metoksi grubu da bu karbona bağlı. Tabii bu da bu Diels Alder tepkimesi için iki olası bölgesel kimya sonucu çıkacağı anlamı taşıyor. Yani ya bu ürünü ya da şuradaki ürünü oluşturabiliriz. Peki hangi ürün oluşur dersiniz? Bu sorunun cevabını bulmak için hem diyen hem de diyenofilin rezonans yapısını çizmemiz gerek. Öyleyse diyenle başlayalım. Şimdi burada oksijenin bu ortaklanmamış elektron çifti buraya hareket ederken bu elektronlar da bu karbona geçecek. O zaman bu rezonans yapısını çizmeye geçebiliriz. Tabii oksijenin artık bu karbonla arasında çift bağ oluşurken bu karbonda bir tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip oluyor. Evet geri kalan bağları da şöyle tamamlayalım. Tabii buradaki oksijende halen bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. Ki bu da oksijene artı bir formal yük veriyor. Ve bu karbonda eksi bir formal yüklü. Bu eksi yüklü karbonu belirginleştirecek olursak şöyle mavi yapalım. Evet şuralara rezonans paketlerimizi ekledikten sonra dienofilimize geçelim. Tabi buradaki oksijenin elektronegatif olduğunu biliyoruz. Yani elektron yoğunluğu bu oksijene doğru geçecek. Şimdi bu elektronlar buraya doğru hareket ederken buradaki elektronlar da oksijene kapanacak. Evet şimdi bunun da rezonans yapısını altına çizelim. Şurada şöyle bir çift bağımız olacak. Oksijenimizin de artık 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Ki bu da oksijene eksi bir formal yük kazandırıyor. Evet şimdi buralara rezonans parantezlerimizi koyalım. Tabi fark ettiğiniz üzere bu karbondan bir bağ almış olduk. Böylece bu karbon artık artı bir formal yüklü oluyor. Şimdi diyenimiz elektron bakımından zengin bir karbona sahipken diyenofilimiz ise elektron bakımından zayıf bir karbona sahip. Zıt yüklerin birbirini çektiğini biliyoruz. Öyleyse bu iki karbonu sıralayabiliriz ki bu da bizim bu tepkiminin bölgesel kimyasını tahmin etmemizi sağlayacak. Teknik olarak diels alder tepkimesi iyonik değil, perisiklik bir tepkimedir. Ama bu ufak yöntemle ürünü kolayca tahmin edebiliriz. Biraz yer açmak için şöyle ekranı kaydıralım. Önce dienofilimizi yeniden çizeceğiz. Şuradan başlayalım. Çift bağımız şöyle. Burada da bir karbonilimiz vardı. Tabii alttaki bu karbon elektron bakımından zayıf olan karbondu. Bu yüzden kısmi pozitif yükü şöyle ekleyelim. Şimdi elektron açısından zayıf bu karbonla diyendeki elektron açısından zengin olan karbonu sıralamamız gerekiyor. Elektron bakımından zengin olan karbon şurası olsun. Tabii bu durumda metoksi grubu bu karbona bağlı olmalı. Evet böylece bu Diels-Alder tepkimesi için bölgesel kimyayı artık görebiliyoruz. Hatırlayacaksınız Diels-Alder tepkimesi 6 pi elektronunun tek basamakta hareketinden oluşuyor. Bu yüzden buradaki pi elektronları buraya hareket ederek bu iki karbon arasında bir bağ oluşturacak. Ardından bu pi elektronları da buraya gelerek bir bağ oluşturacak. Son olarak buradaki pi elektronları da aşağı geçecek. Evet, böylece sikloeksen halkamız şu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Metoksi grubumuz bu karbonda yer alırken bu karbona da bağlı olan ketonumuz şurada. Şimdi elektronlarımızı takip edecek olursak kırmızıyla işaretlediğimiz bu elektronlar ürünümüzde bu bağı oluştururlarken buradaki mavi elektronlarsa buradaki bağı ifade ediyor. Ve son olarak da mor renkli elektronlar da şu bağı oluşturmuş oluyor. Böylece Diels-Alder tepkimemizin ortaya çıkan ürünü bu başa geri dönecek olursak oluşmayan ürünse şu